Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yanımızda abi ismi alalım. Ercan ben. Ercan, Mehtap ablamızın küçük oğlu. Daha önce kameraya çıkmamıştın ama videoları düzenlemişti Mehtap ablanın. Mehtap ablayı tanıyorsunuz. Mehtap ablanın YouTube kanalı var. Bugün Mehtap ablayı ziyarete geldik. Kendisine yarkalar getirdik. Atax yarkalarımız var. Biraz ekipman getirdik. Biraz yem getirdik. İstanbul'a geliyorduk zaten. Mehtap ablayla görüştük. Bunları aldık geldik. Mehtap ablaya daha önce Faruk abinin tavukların çiftliği kanalından Amerikan'la göndermiştik. Tavukların dünyasıydı sanki. Oradan Amerikan'la çıkmıştı çekilişte. Onları getirmiştik. Onları gördük. Şöyle de Mehtap ablanın ortamını bir çekelim dedik. Burada değişimler olacak. Onları siz bahsedin isterseniz. Valla hepsini annem biliyor. Sonuçta şimdi duvarımız yıkılmak üzere. Duvarımız yapıldıktan sonra bayağı tehlikeli bir durum. Ondan sonra kümesler falan tamamıyla daha düzenlenecek. Daha bir şey olacak. Duvar yıkılırsa kümesle gider diye bir şeyler yapamıyoruz. Şu an bulunduğumuz duvar bir istinat duvarı aslında. Şöyle burada göstereyim bakar. Yavaşça. Burası arkadaşlar altı boşalmış. Mehtap abla da bununla alakalı. Başvurdu. Bakın şöyle hemen Boğaz Köprüsü'nü gösterelim. Şu an Boğaz manzaralı bir yer olduğu için burası Boğaz içine bağlı değil mi? Evet. Burada kafanıza göre bir iş yapamıyorsunuz. Yani aynı statüsünde daha da zor hatta. O yüzden Mehtap abla başvurdu. İnşallah orası yapıldıktan sonra şöyle kabaca bahsedelim. Muhtemelen Mehtap abla şöyle U şeklinde de olabilir, L şeklinde de olabilir değil mi Mehtap evet. abla? Evet. Burada süs kafesi şeklinde. Ercan da öyle olsun istiyor. Ayam cemaniler yapacakmış Ercan. Vallahi çok beğeniyorum. Ayam cemani Sultan inanılmaz Sultan güzel. Sultan zaten olmazsa olmazı. Sultan. Her çiftlikte favorim cüce koşu. Cüce koşu. İnanılmazlar ya. Daha evet. geçen gün ilk yumurtasını verdi. Ben mıkıl konuşuyorum ya. Bir de çok ehillerdir. Alırsın kucağına seversin evet, hayvanı. Evet evet evet. Şöyle hayvanları da biraz evet, gösterelim mi? Ne var ne yok? Aynen gösterelim. Şimdi Mehtap abla bu brahmalar nereden geldi? Şimdi brahmalar çekilişte bir arkadaşa çıkmıştı. Yumurta olarak çıktı. Onun da kuzenine makinesi vardı. Şey yaptılar işte ben çıkartmayacağım dedi. Markayıydı. Yapmayacağım. Herkes dedi ki Mehtap abla sana yapın ver. Aldım yumurtaları gittim almaya. Bu sefer makine yok çıkartacak. Kaha sağ olsun dedi ki abla bende var ama bir senedir çalışmıyor. Çalıştırırım. Çıkarsa ben de dedim ki ne çıkarsa bahtıma 9 tane yumurtaydı. Biri de çatlaktı onu da bantlamıştı. 9'u da çıktı sağ olsun. Maşallah. Evet 9'u da çıktı ama tabii 2 tanesi vefat etti. Şu an 7 tane. 7 tane var. Şöyle gösterelim brahmaları. Emrah Başkan'ın yumurtalarından. Emrah Bilgi Başkanımızın ırkından bunlar. Bilezik gönderdi. Bileziklerini de taktım. Süper. Geçen de. Onun da videosunu çektik. Onu şöyle burada çok güzel cüce koşunlar görüyorum. Evet. Onları da Emrah Başkanım hediye etti. Arkadaşlar şu an hava çok sıcak olduğu için hayvanlar ağzı açık kapıyor. Yani bütün hayvanlar bizim hayvanlarımız da öyle. Şu an 35-36 derece hissedilen 42. İnanılmaz bir sıcaklık var. Şimdi burada Mehtap ablanın bölmeleri var ama karışık salıyor şu an mecbur. Havalar sıcak içeride hapsetmiyor hayvanları. Herhangi bir kuluçka mı kumurta da satmıyorsun değil mi Mehtap abla? Yok yok. Hayır. Şu an Mehtap abla beğendiği hayvanı getiriyor burada karışık besliyor. Ama Ercan'ın dediği gibi yarın öbür gün burada bir bölmeli kafes göreceğiz. Mehtap ablanın YouTube kanalından da bunu takip edebilirsiniz. Duvar yapıldıktan sonra inşallah burada Ercan o zaman göreceğiz. Belli taahhütlerde bulundu bize. Hadi bakalım. O zaman hesabını soracağız. Güzel olmazsa teftişe geliriz. Vallahi bu adamları görüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Buraya çıkıyorum, kafa dağılıyor, deşarj oluyor insan. Onların enerjisini alıyoruz çok burada. Çok güzel terapi. Burayı böyle çok sabah güzel bir hale getirirsek onlar mutlu olur, biz de onlar daha mutlu olur. Abi şuraya bir masa koyacaksın, sabah evet. çayını alacaksın. Evet. Burada oturup izleyeceksin. Evet. Her gün bir grubu salacaksın, biraz içeri sokacaksın evet. geri. Bu sefer şöyle bir imkan da doğacak. Şimdi İstanbul'dayız, İstanbul'un göbeğindeyiz, Boğaz'dayız. Burada çok fazla süs tavukçuluğu yapan yoktur. Evet. Ama meraklısı da vardır. Şimdi buraya çavuşbaşı falan da yakın. Yani çevrede illa ki yapanlar var işte. Şeyde çavuşbaşında mesela. Furkan. Konuşuruz. Sen... Daha konuşamadık. Haberim var orada. Kümesleri var. Var. Bu bölgede de yapanlar var yani. Çengelköy'de de var. Şimdi eski burada muhtar tapu dediğimiz iki ve tapu birçok arazide hala tavukçuluk yapanlar var. Şimdi burayı biz süs tavuğu çiftliğine çevirirsek 4 ürk 5 ürk kaliteli ürk olursa buradaki yem masrafı çıkar işte.
sonuçta ciddi bir masraf var burada. Yeni şu an kilosu 4 lira, 5 liralardan başlıyor. Mehtap ablam da sağ olsun sertmiş, bakın her yer yem. Her yer yem gerçekten. Hayvan onları da konuştuk. Kutuya koydum, kutudan döktüler, saçılıyorlar, eşeliyorlar. Evet evet. Mehtap ablamın videosunda var. Bir kutuya koyuyordu ama biz şimdi yemlik getirdik. Eşeleyen bu. Vallahi. Geçiyor, hepsini eşeliyor, dağıtıyor onları. Yaramaz astro. Aslan parçası. Evet. Şimdi Ercan, senin köpekten nerede? Köpekleri de bir görebiliriz benim aslında ya. Köpekler aslında köpek olarak var. Çoğunluğu yok. Daha önce yavruları oldu. Öyle yavruları mi? Gitti mi onları? Ama burada da zor be fazlası. Vallahi öyle. En son buradan, yani buradalar ama yani kürekle, balçıkla onların dışkılarını falan attığını hatırlıyorum. Çünkü artık büyümüşlerdi. Sahiplendirecek insan bulana kadar hiç sormadığınız kaç tane yavrumuz oldu? 13. 13? Söylemiştim. 13 yavru ömrümü yediler. Şimdi kaç meme vardı dişide? Kaç meme vardı? 8 mi oluyor, 9 mu oluyor? Bir tanesi kör meme deniyor galiba. 7 tane böyle süt memesi vardı. Ben yanlarında yatıyordum onların. Çünkü azmanlar orada şey vardı. Safları atıyordum. Memeden atıyorlardı. Ben de yanlarında yatıyordum. Ben onları çekiyordum. Onları koyuyordum. Ben onları çekiyordum. Yavru fazla derdim. Olunca böyle bir sıkıntı oluyor. Evet. Tabii. Yanlarında uyuyorsun. Bu. 13 de çok fazla yani maşallah. 13 çok iyi. Yani 13 güzel bir sayı. Safkan ırk olsaydı çok güzeldi. Gerçekten güzeldi. Ne diyorlar? Kaza kurşunu dedikleri var ya, o oldu bize biraz. Bir de kendisi şarapçıydı, beyimiz. Ama o da genç bir iş böyle. Dirençli bir genç olduğu için yavrulara da yansıdı. Onun da belli ırklardan geldi. Getireyim bakayım ben Maya'yı. Bakalım biraz sizinle açılışı Maya Hanım değil, İbrahim. Maya mı? Onu get. Yok, hiç. Sadece koklar. Ben şöyle normalde çatıya falan çıkayım. Dişi köpekler daha sahipçi yani, böyle mekana daha çok sahip çıkar, daha hırçındır. Senin Maya dişi mi? Dişi. Yok, dişi ama korkma yani. Hayda. Bir de çocuklarla bir oynaması var. Bir de bir şey var mesela, internette devamlı çalıştığı için. Tutacak değil mi ilk başta? Tutarak mı getirecek, salacak mı direkt? Şu an koşarak geliyor. Allah, Maya. Bismillah. İlk başta Allah. Andır. Senden korkuyu hissettin, onun için önce seni kokladı bak. Bismillah, Allah Allah. Aferin kızım abi, bu bayağı bizim... Maşallah bu... Ne derler ona? Tazı dediğimiz av köpeğinin büyüğü. Bize domuzdan. Bu neymiş? Aslında biraz daha boyu uzayıp kilo alacaktı. Fakat 13 aylıkken artık kızan dönemine girdiği şey, için bitti. Arkadaşımız sağ olsun sadece. 13 yavruyu 13 aylıkken verdi. Tamam yoksa tamam hadi git. Ben ciddi korktuğum için. Şuradan bak, geldi kokladı bizi. Evet. O kokuyu bir ömür unutmuyorlar, biliyor musun? Yok. Kızım. Biraz sevgi ister. Kızım. Arsızdır. Kızım. Aa, aşlarım benim. Buranın ağası o. Horoz tüy değil. Yapısı normalde böyle mi? Kesiyor musun? Tüy yapısı böyle. Hiç kesmiyorsun? Yok, hiç kesmedik. Sadece dönemsel dökülmeler oluyor. Kıştan ya da... Tamam, tamam, dur. Dur. Tamam. Tamam, dayı. Tamam, evet, videomuzda ufak ufak... Şu bizim getirdiklerimizi de gösterelim mi? Ha, bu arada ataksları... Ne yapacağız? Salacağız mı? Bunları salarsak toplaman zor olur Mehtap abla. Bunları bir gece dışarıda yatar bunlar. O zaman karşıya koyalım. Bir yere birkaç gün kapatsak karşıya alışırlar. Ya da şuraya mı? Şuraya koyalım. Oraya koyalım. Koyalım. Ben alayım bunları. Oraya koyalım. Hadi buyurun bakalım. Maya, bunları şey yapmazsın değil mi kızım sen? Yok. Bebeklikten burada bu. Oh, çok şu an var ya. Fatih abi alt açılmasın. Aman diyeyim. Gel. Şöyle yan çevireceğim ki şurayı açıp şey yaparız. Maya. Maya efsane canım. Çok yani güzel bir köpek de. Maya'ya özel bir video çekecek bakalım annem. Ona göre. Vallahi ilk tamam, sizin videoda tanıklıyoruz. Hadi çekeyim bu taraftan. Aferin. Ben şöyle bizim geleyim. Videonun sürprizi olsun. Evet. Mehtap ablanın çiftliğinden önce İbo'nun çiftliğinde. Hadi bakalım kızlar. Maya. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Bunun da boyu kangal kadar var ya neredeyse. Yüksek bir hayvan. Aynen, çok yüksek. Tam boy verdi mi senin boyunu buluyor? Evet. Evet, ataklar da çıkıyor. Burada 6 tane varmış bu. Hayır, bekle. Burada 6'lı bir grup var. Maya. Bakacak, kutu ne? Kızım. Onlar kim? Yeni arkadaşlar. Çok heyecanlı. Bu ne? Bu yemlik.
Aa, o neymiş? Yeni tavuklar arkadaşlar. Kutu. Yeni insan. Aha. Kutu bu şekilde. Hadi bakalım. Evet, direkt zaten açıldı abi direkt. Bunu ama çok yukarıdan kesmişiz. Aynen, bunu birazcık ama ben yanlış kesmişim. Yumurtlamış mı kutuya? Bakalım çıkacak mı? Ben yumurtlarlar diye düşünmüştüm ama şu an daha çıkmadı herhalde. Şu an 13 oldu yavrucuk. 13 mi? Var daha var. Diğerinden de 7 tane çıkması lazım. Tam sayılı koymuş. Ben iki sarısını kestim mi etmesem de? Olsam çok kalabalık. İnanılmaz. Onlar hemen güzel yerler yaparsak şimdi herkes lazım. Bunları tazelemek lazım. Evet. Maya kızım. Aferin kızım. Çekil kenara, aferin. Maya benden şu an acaba köpek kokusu alıyor mu? Alabilir. Kızım benden de alır ki köpek kokusu. Dur dur kız çıkma. Paşa gelmeden ayağıma sürüldü ya benim de. Onun da kokusunu alıyor olabilir. Maya çekil. Çekil bakalım. Güzel aslında. Biraz vakit geçirirse alışır insan da. Evet, bir burada da 7 varmış. 20'yi tamamlamışız. Hop evet. Bir tanesi gidiyor. Gel bakalım kızım buraya. Maşallah bunlar çok güzeller. Çok dirençli. Nasıl lan? İnanılmaz iyi duruyorlar. Zaten veriyor zaten... suratı, yapısı, tüy parlaklığı. Tüyleri, işte ibikleri. Şöyle kapatalım. Bu bunlar kapatılmayacak. Bunlara su dolduralım. Mehtap abla bunlara su verelim. Bunlar şimdi yoldan geldi. Aynen. Yolluyorum. Ya kendimiz getirdiğimiz için çok hani ya bir saat kadar geldiler saat aslında. Geldi. Maya dur kızım dur. Maya güzelmiş ya. Koyalım. Aynen. Buna koyalım abi. Neredesin? Gel buraya. Şımarmadan dur. Otur bakalım otur. Ne oldu? O getirdiğiniz yemleri yarkalara mı kullanıyorsunuz? Yok, bu şeyleri ataklara bile. Ataklara bile. Tamam. Gel. Gel bir tarafa. Evet, sulu da direkt denemiş olacağız bu arada. Aynen. Suyudan Mehtap abla, suyun kalitesi nasıl? Çok güzel. O bizim beyaz şeffaf sulukları bilirsin. Evet, evet. Onlardan bir çok kırıyoruz. Bizim... Yeme beni ha. Yemez. Yiyebilir. Ama... Potansiyeli var biraz. Onun her şeyi bana bağlı. Saldır desen saldırır mı? Saldırır ama abisi onu biraz tutmaya da içsin. Hadi iç bakalım. O yüzden senin peşinde o. Kadın mı kız? Tabii. Kaç yaşında? Maya kaç yaşında? 5 yaşını doldurdu. Maşallah. Ben daha ama... gençtir diye düşündüm. Herkes öyle diyor. Neyse beraber domuz avına gidelim inşallah. Vallahi bakalım şu kulaklarını bağlayabilirsek onun bir taktiği var. Domuz kulaklarından kırmasın diye geriye bağlıyorlar güzel bir şekilde. Canı yanmadan o zaman olur. De boyunluk alırız onu güzel. İşlemesin diye domuz. Güzel. Bizim genelde şuralardan çok takıyor. Hep ıslattınız beni. Hep ıslattım beni. Aa bak ters de duruyor bu çok iyiymiş. Öbürünü doldurmak için can çekişiyorum. Bunlar asılıyor da değil mi? Süper. Tabii tabii. Bunlar asılıyor. Maya. Yani bunun şöyle 3 ayağı var altında. Şurada 3 ayak var. 3 ayak sayesinde. Şuradan da asabiliyorsun abla. İpi biraz otur. Kancalı bir ip yaparsan alırsın gelirsin. Bekle. Yine tekrar oraya takar. Hayır. Bekle. Hadi serbest serbest. Bakalım hayvanlar susamış mı? Maya. Bütün videoda ben döndüm Maya'nın peşinde. Evet. Şimdi kızlar şunu şöyle koyayım da. Orada bir tahta var. O tahtanın üzerine düz dursun. Hadi bakayım. Evet. Hadi şimdi için. Susamıştır buna. Renkler nasıl abla? Çok güzel. Süper. Yani biz yani çok yarka geldi gitti ama böylesini gerçekten daha önce denk gelmedi bize. Susamışlar. İçmeye başladı. Rica ederim. Ne demek abi? O zaman videomuzun da sonuna gelelim mi? Evet terledik. Şimdi gidip kedi köpek malzemelerimizi alacağız. Bir evet. Yandan da pet shop kuruyoruz. O yüzden dostlar veda edelim. Mehtap abla kanalını söyle. Mehtap ablanın çiftliği. Beğeni yapıp abone olursanız sevinirim. Bu bizim hayvanlardan mı? Evet. Değil, oradan mı çıktı? Değil.
Bu bizimkilerden kaçtı bir tane. Kaçtı mı? Benziyor ya. Ya aynı atak. Yok öyle değil. Bizimkiler biraz daha soluk benziyor. Biraz daha soluk ama bak. Aynen, İbikler biraz daha soluk. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kalın.